Kürdistan üzerinde bazı düşüncelerimi açıklamaya çalışacağım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın siyasal çehresinde çok büyük değişiklikler oldu. İmparatorluklar parçalandı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu. Bizi en çok ilgilendiren Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması, sonunda yeni kurulan devletler. İkinci Dünya Savaşı'dan sonra yenilen devletlerin sömürgeleri yenen devletler tarafından paylaşıldı. Yenilen devletler, işte Avusturya, Macaristan, Alman, Osmanlı İmparatorluğu. Yenen devletler, Fransa, İngiltere, Rusya diyelim. Bizi ilgilendiren Osmanlı İmparatorluğu'nun Orta Doğu'daki ve Mezopotamya'daki topraklarının paylaşımıdır. Bu paylaşımdan sonra, bu paylaşım sürecinde İngiltere'ye bağlı olarak Irak, Ürdün, Filistin mandaları kurulmuştur. Fransa'ya bağlı olarak da Suriye ve Lübnan mandaları kurulmuştur. Manda bir çeşit sömürge olarak anlayabiliriz. Burada temel soru şudur arkadaşlar. Neden bir Kürdistan kurulmamıştır? Örneğin Şeyh Mahmut Berzenci Kürdistan'ın güneyinde İngiltere'ye karşı şöyle söylüyordu. Ben Kürdistan kralıyım. Beni Kürdistan kralı olarak kabul edin. Emperyal devletler, İngiltere, Fransa, emperyal devletler değil. Bağımsız bir Kürdistan, sömürge bir Kürdistan bile kabul etmediler arkadaşlar. 1920'leri belirleyen çok önemli bir süreçtir bu. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan Paris Kongresi'nin en önemli işlerinden biri Kürdistan idi arkadaşlar. Milletler Cemiyeti neden kuruldu? Şunun için kuruldu. Uluslararası ilişkilerde barışı egemen kılmak için. Yani savaşlara varmadan çözümlenmesi için, barışçıl bir süreç içinde çözümlenmesi için kuruldu. Ama biz şunu görüyoruz. Böyle bir dönemde, yani Milletler Cemiyeti'nin uluslararası barışı kurma amacıyla kurulması döneminde Kürdistan'ın bölündüğünü, parçalandığını, paylaşıldığını görüyoruz. Döneme rengini veren önemli bir ilke ulusların kendi geleceğini belirleme hakkıdır. Ulusların kendi geleceğini belirleme hakkı. Sovyetler Birliği'nde Lenin, Stalin, Troçki, Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Wilson bu ilkeler üzerinde çok duruyorlardı, çok konuşuyorlardı. Ulusların kendi geleceğini belirleme hakkı. Ve bu ilkenin Orta Doğu'da, Güneydoğu Asya'da, Kuzey Afrika'da yani halkları coşturduğu bir dönemdir bu. Bu
Rusların kendi geleceğini tayin ilkesi doğrultusunda pek çok toplumsal, siyasal süreçlerin yaşandığını görüyoruz bu ülkelerde. İşte böyle bir dönemde arkadaşlar, Kürdistan bölünmüş, parçalanmış, paylaşılmıştır. Bu çok ilgi çekici bir dönemdir arkadaşlar. Hem uluslararası barışı kurmak için milletler cemiyeti kuruluyor, hem ulusların kendi geleceğini tayin ilkesi konusunda çok önemli çalışmalar, siyasal hareketler söz konusu. Aynı bir dönemde Kürdistan bölündü, parçalandı, paylaşıldı arkadaşlar. Bunun çok önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar, Milletler Cemiyeti kendisinden beklenen barışı kuramadı, uluslararası barışı kuramadı ve İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine engel olamadı. Şunu da ifade etmek gerekir arkadaşlar. Kürdistan'ın bölündüğünü, parçalandığını, paylaşıldığını vurgulamaya çalışıyoruz. Bu anti-Kürt bir dünya nizamının kurulduğunu gösteriyor arkadaşlar. Anti-Kürt bir dünya nizamı. Milletler Cemiyeti döneminde, 1920'lerde anti-Kürt bir dünya nizamı. Milletler Cemiyeti kendisinden bekleneni sağlayamadı. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine engel olamadı. Tabii İkinci Dünya Savaşı çok daha kanlı bir savaştı. Yani Birinci Dünya Savaşı'na göre çok daha kanlı bir savaştı. Ama bu savaşta da devletler, devlet adamları uluslararası barışı kurma konusunda düşüncelerini tekrar ileri sürmeye başladılar. Uluslararası ilişkilerde savaşa varmadan barışçıl yöntemlerle sorunları çözemez miyiz? Yani bu ilke konusunda 1940'lardan beri, yani İkinci Dünya Savaşı sürecinde çok önemli konuşmalar, tartışmalar, toplantılar oldu. Ve 1945'te bu amaçla Birleşmiş Milletler kuruldu. Tabii şöyle diyorlardı, bu devlet adamları şöyle söylüyorlardı, Milletler Cemiyeti'nin gösterdiği zaafları ayıklayarak, bu zaaflardan arınarak yeni bir örgüt kurmalıyız. Ve o mücadeleler savaşlara varmadan çözümlenebilsin. Yeni kurulan örgüt savaşlara varmadan mücadeleleri yönetebilsin. Birleşmiş Milletler böyle kuruldu. Ama şunu görüyoruz. Birleşmiş Milletler kurulurken dünyanın siyasal nizamında, Orta Doğu'nun siyasal nizamında diyelim, hiçbir değişiklik olmadı. 1920'lerde nasıl anti-Kürt bir dünya nizamı kurulduysa, 1945'ten sonra Birleşmiş Milletler döneminde de bu anti-Kürt dünya nizamı sürdürüldü. Yeni bir dünya nizamı, işte bölgesel anti-Kürt dünya nizamı. Bölgesel anti-Kürt nizamı, işte bölgesel deyince neyi anlamamız gerekiyor? Türkiye, İran, Irak, Suriye üzerinde bir Kürdistan. Halbuki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın siyasal çevresinde çok büyük değişiklikler oldu. Ama Kürdistan için kurulan anti-Kürt dünya nizamında, bölgesel anti-Kürt nizamda hiçbir değişiklik olmadı. Bunun da üzerinde durmak gerekiyor arkadaşlar.
Arkadaşlar, genel olarak şunu görüyoruz. Bugün Kürtler 50 milyondan fazla bir nüfusa sahiptir. Siz de görmüşsünüzdür. Bir hafta kadar önce işte sayımlar, araştırmalar sonucunda Kürt nüfusunun 70 milyona yükseldiği söyleniyor. Tabii bu da olabilir. Devletler işte Türkiye, İran, Irak, Suriye sayımlara izin vermedikleri için bu konuda gerçek rakam nedir bilemiyoruz. Ama bu kadar büyük bir nüfusa rağmen bu kadar büyük bir ülke Kürdistan'da yaşam söz konusu olmasına rağmen Kürtler uluslararası nizam içerisinde, uluslararası ilişkiler içerisinde hala yerini bulamamıştır. Örneğin Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler'de 193 devletin olduğu söyleniyor. Örneğin Kürtler bu devletler arasında değildir. Yani Birleşmiş Milletler gibi bir kurumda Kürtler temsil edilmemektedir. Devletlerin, dünyadaki devletlerin sayısının 212-213 olduğu söyleniyor. İşte olimpiyatlar oluyor ya, uluslararası olimpiyatlar. Olimpiyatlara katılan ülkelerin sayılarının 213 olduğu söyleniyor. Örneğin Avustralya, Yeni Zelanda arasında, Büyük Okyanus'ta nüfusu binlerle ifade edilen devletler var. 15 bin, 20 bin ifade edilen devletler var. Bugün Avrupa Birliği'nin, hani 27 üyeli Avrupa Birliği var ya, örneğin Kıbrıs, Malta, Lüksemburg, bunların nüfusu 1 milyon bile değildir arkadaşlar. Bu üç devletin nüfusu 1 milyon değildir. Estonya, Letonya, Litvanya, Slovakya, Çekya, bu devletlerin nüfusu 1,5-2 milyondur arkadaşlar. Basra Körfezi'nde Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, bunların da nüfusları 1 milyona varmamaktadır arkadaşlar. Ama bunlar devlettir. Üstelik Kürtlerin geleceğini belirleme hakkı da vardır bu devletlerin. İşte Orta Doğu'da sınırların değişimine karşıyız falan gibi kararlar alıyorlar. Ama bu kadar büyük bir nüfusa rağmen Kürtler hala devletsizdir. Bunların üzerinde durmak önemlidir arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleniyor. Kürtistan sömürgedir. Genel olarak bütün Kürtler, Kürt siyasetleri, Kürt siyasal partileri genel olarak böyle diyor. Kürdistan sömürgedir. Aslında arkadaşlar Kürdistan sömürge bile değildir. Bu önemli bir saptamadır arkadaşlar. Kürdistan sömürge bile değildir. Kürdistan sömürge bile değildir. Şu anlama geliyor. Keşke sömürge olarak kurulsaydı. Keşke Kürdistan'da sömürge olarak kurulsaydı. Bu bakımdan sömürgeler nasıl kuruldu, nasıl bağımsızlaştı, buna kısaca bakmak gerekir arkadaşlar. 16. yüzyılın başlarından beri, Avrupalılar Afrika'ya ayak basmaya başladılar. Önce Hollandalılar, Danimarkalılar, daha sonra İspanyollar, Portekizliler. 18. yüzyılın sonlarından itibaren İngilizler, Fransızlar Afrika'ya ayak basmaya başladılar. Ve 19. yüzyılın çeyreğinde de İtalyanlar ve Almanlar Afrika'ya ayak bastı. Ve herkes Afrika'da belirli bir yeri
kontrol etmeye başladı. Fiilen kontrol ediyorlardı. Afrika bu devletler tarafından paylaşılmıştı. Fiilen paylaşım. Ama süreçte şunu görüyoruz. Herkes kendi yerini genişletmek için bir çaba içerisinde. Bu da devletler arasında, yani sömürgeye sahip olan devletler arasında ihtilaflar yaratıyor. O bakımdan 1886'da Berlin'de bir kongre yapıldı. O kongrede fiili durum hukuk ileşti. Afrika böylece parçalanmış oldu. Paylaşılmış oldu. Parçalanmış ve paylaşılmış oldu. Örneğin Kenya, Tanzanya, Botswana, Zambiya, Ghana, Senegal. Böyle devletler kuruldu. Şu önemli arkadaşlar. Afrika parçalandı, sömürgeler kuruldu ama her sömürgenin adı var, her sömürgenin sınırı var. Kenya dediğimiz zaman belirli bir sınıra sahiptir. Tanzanya'nın bir sınırı vardır. Ghana, Zimbabwe, Kongo değil mi? Bütün sömürgelerin sınırları vardır. Bu önemli arkadaşlar. Bunun saptanması önemli. Sömürge kuruluyor ama her sömürgenin bir adı var, bir de sınırı var ve o sömürgeyi, o sömürgede yaşayan halkın belirli bir dili, kültürü var. Orayı sömürgeleştiren ülkede onu biliyor ve onu tanıyor. Bir de şöyle arkadaşlar, diyelim Kenya İngiliz sömürgesidir. Ghana İngiliz sömürgesidir. Botswana, Mozambik böyle sömürgeler. Yani sonsuza kadar bu ülke sömürge kalacak değildir. Orayı sömürgeleştiren emperyal güç İngiltere, Fransa kimse ekonomik bakımdan orayı güçlendirecektir. Toplumsal, siyasal bakımdan orayı güçlendirecektir. Ve onların kendi kendilerini yönetme becerisi, onlara kendi kendilerini yönetme becerisi verecektir. Ondan sonra oraya bağımsızlık verecektir. Sömürge de böyle kuruluyor arkadaşlar. 1886'da sömürgeler böyle kuruluyor. Yani belirli sınırı var. O ülkede yaşayan belirli bir halk var ve diyelim emperyal güç orayı ekonomik bakımdan güçlendirdiği zaman, politik bakımdan kendi kendini idare edebilir hale getirildikten sonra bağımsızlık verecektir. Kürdistan'da böyle olmuyor işte. Kürdistan, yani Kürdistan biz söylüyoruz, Kürdistan değil bir Orta Doğu'da. Anti-Kürt dünya nizamında, Anti-Kürt bölgesel nizamda Kürdistan diye bir ülke yok, Kürtler diye bir halk yok. Onu biz söylüyoruz. Araştırmacılar söylüyor, siyasal partiler söylüyor. Ama devletler bunu söylemiyor. Zaten böyle bir anlaşma da yok. Yani Kürtlerden söz eden, Kürtleri dile getiren bir anlaşma da söz konusu değil. Şimdi Lozan. Ne olmuş? Kürtler fiili olarak bölünmüş, parçalanmış, paylaşılmış. Türkiye diyor ki burası Türk toprağıdır. Araplar da diyor burası Araplı toprağıdır. Farslar da diyor burası Fars toprağıdır. Yani Kürt diye bir ülke yok. Kürdistan diye bir ülke yok. Kürtler diye bir halk yok. Yani Afrika, hani sömürge deyince ilk önce Afrika akla geliyor ya. Afrika'daki durumu burada göremiyoruz. Bu bakımdan diyoruz ki Kürdistan sömürge bile değil. Keşke sömürge olsaydı. Sömürge olarak kurulsaydı. Sömürge olarak kurulsaydı ne olurdu? Öbür sömürgeler nasıl bağımsızlaşmışsa İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra
nasıl bağımsızlık olmuştu, Kürdistan da o zaman bağımsız olurdu. Ama Kürdistan bölünmüş, parçalanmış, paylaşmış, adı yok, dili yok, kültürü hiçbir şeysi yok. Böyle bir Kürdistan. Bir de şu önemli arkadaşlar, bugün Afrika'da 57 bağımsız devlet var arkadaşlar. 57 bağımsız devlet var. Bu devletlerden sadece 4'ü silahlı mücadeleyle bağımsızlık kazanmış. Geriye kalanlar, işte anayasal görüşmeler denen yöntemler var. O yöntemlerle bağımsızlık kazanmışlar. O nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Arkadaşlar, önce ulusal kurtuluş cepheleri, Afrika'dan söz ediyorum. Ulusal kurtuluş cepheleri nasıl kuruluyor? Şöyle kuruluyor. Örneğin, siz Ghana'nın, Tanzanya'nın, Bosna'nın diyelim, Bosna'da ulusal kurtuluş cephesi kurmuşsunuz. İngiltere'ye diyorsunuz ki veya Fransa'ya, biz şunu, 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 şunu istiyoruz. Yani sizden talebimiz, yani emperyal güç İngiltere veya emperyal güç Fransa. Sizden şunu, şunu, şunu istiyoruz. Bize bunları verin, ne bileyim biz de bağımsızlığımızı istiyoruz. İngiltere onda değil ki veya Fransa, şunu, 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 şu katiyen kabul etmeyiz, katiyen görüşmeyiz ama şu konuda oturup konuşabiliriz. Şu konuda. İşte o şu konuda oturup konuşabiliriz dediği süreç içerisinde, bu Afrika için söylüyorum, 2 yıldır, yani 3 yıla varmaz bu görüşmeler. Yani 1950'lerde falan. 50'ler, 60'lar. İşte hiç görüşmeyiz, tartışmayız dediği konular da gündeme geliyor ve 2 yılın, 3 yılın sonunda bir bağımsızlık gerçekleşiyor. Bu ulusal kurtuluş cepheleri nasıl kuruldu? Şöyle kuruldu. İşte hani Afrika'da da işbirlikçi aileler vardı, işbirlikçi aşiretler vardı. İngilizlerle işbirliği yapıyor. Fransızlarla işbirliği yapıyor. İşte onların çocukları metropole eğitime gönderildi. İşbirlikçi ailelerin çocukları, işbirlikçi kabilelerin çocukları eğitime gönderildi. Fransız sömürgelerinde işte Paris'te eğitim gördüler. Alman sömürgecilerinde Londra'da, Portekiz söz konusu olduğu zaman işte Lisbon'da, İspanya söz konusu olduğu zaman da Madrid'de böyle eğitim gördüler. Ne okuyorlardı? Tıp okuyorlardı, mühendislik okuyorlardı, hukuk okuyorlardı. Bunlar tahsil ettiler. Ama bunlardan daha önemli özgürlüğün farkına vardılar. Bu işbirlikçi ailelerin çocukları özgürlük bilincinin farkına vardılar, özgürleşmenin farkına vardılar. Ne okursa okusun, ister mühendislik okusun, ister hukuk okusun, ister tıp okusun. Ve ülkeye döner dönmez, eğitimin sonunda döner, ülkeye döner dönmez, ulusal kurtuluş cephesi kurdular. Ülkeye döner dönmez. Bunu Kürdistan'da göremiyoruz arkadaşlar. Kürdistan'da da işbirlikçi aileler, hani yaşlar falan deniyor. Onların çocukları eğitime gönderildiler ama onlar Kürdistan'a döndüğü zaman ulusal cepheler falan kurmadılar. Yani bir özgürlük, özgürleşme, özgürlük için mücadele etme falan böyle bir süreç gelişmedi. Afrika'da böyle gelişti arkadaşlar. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. 4 ülkede silahlı mücadele oldu. 1954, 1961 Cezayir ve 1973-1975 Portekiz sömürgeleri.
silahlı mücadeleyle bağımsızlık oldu. Buna da biraz bakmak gerekiyor arkadaşlar. Nasıl oldu bu mücadele? Örneğin Angola, Mozambik, Gine-Bissau. Lizbon'la Angola arasında 20 bin kilometre mesafe var arkadaşlar. 20 bin kilometre mesafe var. Lizbon'la Mozambik arasında 18 bin kilometre mesafe var. Gine-Bissau ile Portekiz Lizbon arasında 16 bin kilometre mesafe var. Yani savaş araç gereçlerinde, insan kaynaklarında bir eksiklik olduğu zaman bu eksikliği işte 20 bin kilometreyi, 18 bin kilometreyi kat ederek yerine getireceksiniz. Tamamlamaya çalışacaksınız. Bu da her zaman mümkün olmuyor. Çünkü mesafe çok büyük. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani sömürge kurulmuş ama sömürge yönetimi bütün Angola'da veya bütün Mozambik'te, yine bir sahada hükmünü sürdüremiyor. Hükmünü sürdüremiyor. Sömürge yönetimi bazı alanlarda yetersiz kalıyor. Ama örneğin Kürdistan'da böyle olmuyor işte. Örneğin Bağdat'tan kalkan bir savaş uçağı yarım saat içinde Kürdistan'ı buluyor ve Kürdistan'ı bombalamaya çalışıyor, başlıyor. Bu şu anlama geliyor. Afrika sömürgelerinde sömürge yönetimi güçsüzdür ama bitişik sömürgelerde, yani ülkenin bitişiğinde, ana ülkenin bitişiğinde olan sömürgelerde durum çok ağırdır. Yani sömürge yönetimi bütün ağırlığını koyabilmektedir. Kürdistan'da Bağdat'tan kalkan bir uçağı çok kısa bir zamanda Kürdistan'a vardığını görüyoruz. Halbuki Arap ordusunun, Irak ordusunun diyelim ana güçlerinden birisi zaten Musul içindeydi. Karargah Musul'daydı. Yani Kürdistan'ın içinde. Arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler sömürgelerin bağımsızlığı konusunda bir bildiri yayınladı. Yani sömürge ülkelere bağımsızlık vermek gerekir. Kendi kendilerini yönetsinler. Kendi kendilerini yönetirlerse ekonomik bakımdan güçlenirler, siyasal bakımdan güçlenirler, kültürel bakımdan güçlenirler. Bu bakımdan sömürgelere bağımsızlık vermek gerekir. Bu 7 maddelik bir karardır arkadaşlar. 1960, 14 Aralık 1960 ve 1514 sayılı sömürgelere bağımsızlık kararı. 7 madde 1, 2, 3, 5 sömürgelerin bağımsızlığı 4, 6, 7 bir de 4, 6, 7 işte toprak bütünlüğünü koruma. Bu birbirleriyle çelişen bir karardır arkadaşlar. Şöyle İşte eğer sömürgeyle metropol ülke arasında okyanuslar varsa, denizler varsa, işte bu sömürgeler bağımsızlaşacaktır. Bu sömürgelere bağımsızlık vermek gerekir. Ama bitişik sömürgeler, ülkenin bitişiğinde olan sömürgeler. Birleşmiş Milletler'in böyle bir kavramı yok tabii. Bitişik sömürgeler diye. Onu biz ifade ediyoruz. Orada da öyle milli hareketler, ulusal hareketler olursa Birleşmiş Milletler diyor ki bu hareketlerin bastırılmasında
Birleşmiş Milletler o ülkeye yardım edecektir. Ana ülkeye yardım edecektir. Yani Afrika ve Kürdistan'a karşılaştırılması bakımından önemli arkadaşlar. Afrika'da sömürge yönetimi çok güçlü değil aradaki bu mesafeden dolayı. Büyük mesafeden dolayı çok güçlü değil ama Kürdistan'da çok güçlü. Ama Birleşmiş Milletler ne diyor? Eğer bu bitişik olan sömürgede bir takım ulusal hareketler söz konusu olursa Birleşmiş Milletler onun bastırılması konusunda o devlete yardımcı olacaktır. Bu bakımdan diyorum bu Birleşmiş Milletler'in bu kararının birbirleriyle çeliştiğini. Yani Birleşmiş Milletler'in anti-Kürt tutumudur bu 1960'lar. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bunların saptanmasının, bunların konuşulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar, bir konuya da değinmek istiyorum burada. Kürtler bu kadar büyük nüfusa rağmen ve çok geniş toprak parçası üzerinde, Kürdistan üzerinde yaşamalarına rağmen neden günümüze kadar bir Kürdistan devleti kurulamamıştır? Bu da önemli bir sorudur arkadaşlar. Bu kadar büyük nüfusun olacak, bu kadar geniş toprak söz konusu olacak. Ama sen hala uluslararası ilişkilerde adı olmayan, adı anılmayan, adı bilinmeyen olacaksın. Burada çok derin bir çelişki var. Kürtler niye bir devlet olamadı? İki nedeni üzerinde durabiliriz arkadaşlar bunun. Birisi, örneğin Türk egemenlik sistemi, Kürtlerdeki parçalı egemenlik sistemi. Örneğin Osmanlı padişahı veya İran şahı tek kişidir arkadaşlar. Egemenlik Osmanlı padişahı tarafından temsil edilir. Yani Osmanlı Türk egemenliği Osmanlı padişahı tarafından veya İran şahı tarafından temsil edilir tek kişi. Bir de şunu görüyoruz. Her padişah değiştiği zaman ilk olarak o padişah ne yapıyor? Yeğenlerini öldürüyor. Kendi kardeşlerini öldürüyor. Yani bebek olan kardeşlerini öldürüyor. Niye? İleride kendi egemen durumuna bir muhalefet gelişmesin. Muhalefetin gelişimini engellemek. Egemenlik tek kişi. Osmanlı padişahı veya İran şahı tarafından dedi. Kürtlerde böyle değil arkadaşlar. Parçalı bir egemenlik var. Örneğin 1514'te Yavuz Sultan Selim ve Kürt mirleri arasında bir toplantı var ya 1514 Amasya anlaşması deniyor. 25 mir katılmış arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim'in Selim'le anlaşma yapan 25 mir var. Ama o 25 mir kendi aralarında anlaşıp bir başkan seçememişler. Kendi aralarında anlaşamamışlar. Seçememişler ve Osmanlı'dan işte bize bir paşa gönder. Bizim tepemizde bir paşa olsun, o bizi yönetsin. Bak. Tabii Osmanlı padişahı öldüğü zaman yerine geçenler var, tek kişi. Onlar da tek kişi. Ama bu mir, 25 mirden birisi öldüğü zaman onun da hakkı, hukuku ona geçiyor ama yine o anlaşma gereğince örneğin bazı yerlerde topraklar paylaşılıyor. Mir ölmüş, onun egemen olduğu toprak artık kaç tane oğlu varsa
Bunlar arasında parçalanıyor. Parçalı bir egemenlik söz konusu arkadaşlar. Bu Kürtlerde çok belirgin. Örneğin Selahattin Eyyubi döneminden beri bu böyle geliyor. Daha öncesinden beri böyle geliyor. Selahattin Eyyubi de vefat ettiği zaman veya daha sağlığında egemen olduğu toprakları Hasan Keyf diyelim hem kendi kardeşleri hem de kendi oğulları arasında paylaştırmış. Bu parçalı egemenlikten dolayı Kürtler merkezi bir yönetim oluşturamamışlar. Bir de bir kültürden söz etmem gerekiyor. Yine Kürtlerde şunu görüyoruz. Bir aşiretin, bir mirin veya bir ailenin öne çıkması engelleniyor. Öbürleri tarafından engelleniyor. Yani kimse bizim önümüze geçemesin, kimse sivrilemesin. Biz nasılsak onlar da öyle kalsın. Böyle bir kültür var arkadaşlar. Yükselmeye çalışan bu mirlerin arasında veya bu aşiretlerin arasında, bu ailelerin arasında öne çıkmaya çalışanın engellenmesi, onların yükselmesinin önlenmesi söz konusu. Bu da devlet olmanın önündeki çok büyük bir engel arkadaşlar. Nedir devlet? Nasıl devlet oluyor? Bir diyelim aşiret öne çıkıyor, öbürlerini denetim altına alıyor. Etrafta olanları denetim altına alıyor. Ve o denetimi güçlendiriyor. Devlet böyle oluyor. Ama Kürtlerde bu merkezileşmeyi önleyen bir kültür var. Bu kültürde Kürtlerin devlet olmasını engellemiş. Örneğin arkadaşlar, İsrail'de çok farklı bir kültür var. İsrail'de bir aile, bir kişi toplum içerisinde yükselmeye çalıştığı zaman öbürleri ona hemen destek veriyor. O yükselme daha hızlı olsun. O yükselme daha kolay olsun. Destek veriyorlar. Bu güçlü toplum yaratmanın da örneğidir. Bu diyelim arkadaşlar Kürdistan'ın güneyine Kürdistan bölgesel yönetimi diyelim. Nasıl yansıyor? Kürdistan bölgesel yönetimine nasıl yansıyor? Şöyle yansıyor. Siyasal partilere bağlı ordular. Siyasal partilere bağlı maliyeler. Siyasal partilere bağlı bürokrasiler. Böyle oluşuyor arkadaşlar. Merkezi güç olamıyorsanız, devlet olamıyorsanız, merkezi güç yaratamıyorsanız hiçbir şey sahip olamazsınız arkadaşlar. Hiçbir şeyden sahip olamazsınız. Devlet çok önemlidir. Eğer devletiniz yoksa mezarlıklarınızı bile koruyamazsınız. Devletiniz yoksa bir müze bile kuramazsınız. Devlet önemlidir. Örneğin kuzeyde, Sir taraflarında böyle şehit mezarları vardı. Etrafı dikenli tellerle çevrelenmiş. Operasyon oldu. O topraklar darmadağın edildi. Mezarlıklar darmadağın edildi. O toprakların büyük bir kısmı İstanbul'a götürüldü. Bir caddenin oradaki toprağı güçlendirmek için böyle bir gerekçe söylüyorlar. Kemikler oraya gitti. İstanbul'a gitti. Ve beton orada artık asırlardır orada kalır. Mezarlıklarınızı bile koruyamazsınız. Devletiniz yoksa mezarlıklarınızı bile koruyamazsınız. Bir müze bile kuramazsınız arkadaşlar. Bu bakımdan devlet sahibi olmak önemli. Devlet sahibi olmak
nasıl oluyor? İşte merkezileşme, merkezileşme ile oluyor. Biraz önce maliyenin, orduların ayrı olduğunu ifade etmeye çalıştım. Bürokrasilerin aynı olduğunu. Peşmergelerin üniformaları bile değişik. Peşmergelerin üniformaları bile değişik. Burada bir şey çıkmaz arkadaşlar. Bu bakımdan eleştiri önemlidir. Bu siyasal partilerin eleştirisi, yani bu siyasal partilere karşı eleştiri yürütmek önemlidir. Üniversitenin böyle bir işlevi olmalıdır. Yani Kürdistan bölgesinde üniversitelerin böyle bir işlevi olmalıdır. Basının böyle bir işlevi olmalıdır. Yani sen 50 milyon, 60 milyon nüfusa sahip olacaksın ama senin adın olmayacak. Olur mu böyle arkadaşlar? Bu bilgiler doğrultusunda yönetimin, siyasal partilerin, ne bileyim işte Kürdistan hükümetinin, Kürdistan parlamentosunun bu yönlerden eleştirisi gerekir arkadaşlar. Bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Örneğin Kürtler Amerika ile konuşuyorlar, Amerika Birleşik Devletleri ile konuşuyorlar. Masada Amerikan bayrağı var, bir tarafta Kürt bayrağı var. Örneğin Başbakan Mesrur Barzani Londra'ya gitti. Başbakan Johnson'la görüştü. Bir tarafta masada, bir tarafta İngiliz bayrağı vardı, bir tarafta Kürt bayrağı vardı. Kürtlerin Fransa ile, Almanya ile, İsveç, Norveç gibi devletlerle görüşmeleri böyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Kürt bayrağı tanınıyor. Ama Türkiye ile görüşmede böyle değil arkadaşlar. Buna dikkat etmişsinizdir. Türkiye ile görüşmede böyle değil. Örneğin Başkan Necirvan Barzani iki kere Türkiye'ye geldi son bir yıl içerisinde. İki kere Türkiye'ye geldi. Mesrur Barzani Başbakan. O da bir kere Türkiye'ye geldi. İkisinde de, üç görüşmede de masada Kürt bayrağı yok. Kürt bayrağının olması ne anlama geliyor? Seni tanımıyorum anlamına geliyor. Bu bakımdan hükümetin, Kürdistan hükümetinin buna dikkat etmesi gerekiyor. Tabii Kürtlerin, yani Türkiye ile diplomatik ilişkiler geliştirmesi çok önemli. Ticari ilişkiler geliştirilmesi çok önemli. Ne bileyim petrol, gaz konusunda ilişkiler geliştirmesi çok önemli. Bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü hani bölünme diyoruz ya, parçalanma, paylaşılma. Yani Kürtleri dostsuz bırakmıştır ama hasımları pek çoktur. Bundan dolayı Kürtlerin bir yerlerden dünyaya açılabilmesi gerekir. İşte bu şimdilik Türkiye'dir. Bakımdan bu ilişkinin, yani ticari ilişkilerin, diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi önemlidir ama bir de tanıma, yani Kürt bayrağının tanınması gerekir. Herkesin bunu tanıması gerekir. Siyasal partilerin, hükümetin, parlamentonun bu konuda da dikkatli olmasını gerekir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.